Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı il binasında basın toplantısı düzenleyerek 18 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da yapacağı miting hakkında bilgiler verdi. Öncelikle hoş geldiniz. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı il binasında basın toplantısı düzenleyerek 18 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da yapacağı miting hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya gelişiyle ilgili nasip olursa inşallah bir miting planlıyoruz. Bu yapılacak mitingde kamu yatırımlarının da açılışı da aynı zamanda yapılmış olacak. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ortam ve 15 Temmuz'dan sonraki gelişen süreç hep birlikte kamuoyu tarafından izlendi. Tabii bu sürecin devamında da zaten partimizin kuruluşundan beri söylem birliği içerisinde olduğumuz bu yeni bir anayasanın, yeni bir sivil anayasanın yapılmasıyla ilgili kanaatlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün hükümet organımız, başbakanımız hep birlikte bunu ifade ediyorlardı açık bir şekilde. Bu yeni anayasayla ilgili ve bu ülkede 93 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan ilk sivil bir anayasa olacak inşallah. 16 Nisan'da bir referandum olacak. Bunun öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız büyük şehirlerde miting planlayacağını, gidip halka kendisini de anlatacağını ifade etmişti. Ve bununla beraber de ve buradan Malatya'dan bu referandum sürecinin startını veriyor olması da bizleri de mutlu etmiştir. Milletimiz bunu onayladığı takdirde yeni bir sistemle, artık parlamenter sistemle değil, cumhurbaşkanlığı sistemiyle ve Türkiye'ye özgü olan bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle inşallah idare olunacak. Tüm Malatyalıları cumartesi günü meydana beklediğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da yapacağı mitingi tüm dünyanın yakından izleyeceğini de belirterek, Allah nasip ederse inşallah cumartesi günü tüm mazlum milletlerin umudu olmuş, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, seçim startını Malatya'dan verecek şeklinde konuştu. Startı buradan verecek olan Cumhurbaşkanımızı Malatya bugüne kadar nasıl coşku ve büyük bir heyecanla karşılamışsa, İnşallah Malatyalı hemşerilerimiz yine ahde vefanın örneğini gösterecek. Bu memleket için ben kefenimi giydim çıktım diyen bir liderin ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak diyen bir liderin ve bugün getirmiş olduğu ilk defa sivil bir anayasayı bu milletimizin önüne getirdiği için bu cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacak. Bütün vatandaşlarımızın 18 Şubat'ta Büyükşehir Belediye'mizin yanındaki miting alanında hazır bulunmalarını temenni ediyorum. Onlardan istirhamımız budur. Cumhurbaşkanımızı orada yalnız bırakmayalım. Buradan vereceği mesajları, buradan vereceği tüm dünyaya ve bu ülke üzerinde oyun kuranların hepsinin oyununu nasıl bozacağını o gün orada bu memlekette Malatya'mızda milletimizin huzurunda inşallah paylaşacağını ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızı buradan kazasız belasız hayırla tekrar yolcu etmeyi Allah bizlere nasip etsin diyorum. Veli Ağbaba'nın arazi toplulaştırma uygulamalarıyla ilgili önergesi Bakan Faruk Çelik tarafından yanıtlandı. Açıklamada Yoncalı Ovası arazi toplulaştırma çalışmalarının 2017 sonu veya 2018 yılı başında bitirilmesini planladığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kurumların hiçbir hataya meydan vermeden toplulaştırma işlemini yapması gerektiğini belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek, 20 yılı aşkın süredir bitirilemeyen baraj olarak tarihe geçecek nitelikteki Yoncalı Barajı'nın yapımı tamamlandıktan sonra, sulayacağı tarım arazileri üzerinde yapılan toplulaştırma çalışmalarının mahallinde değil de bilgisayar üzerinde yapıldığı, bu sebeple bölge halkının sorunlar yaşadığı iddialarını gündeme getirmiş. Ağbaba'nın arazi toplulaştırma uygulamaları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesini yanıtlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Yoncalı Ovası arazi toplulaştırma çalışmalarının 2017 sonu veya 2018 yılı başında bitirilmesinin planlandığını açıkladı. Bakan Çelik önergeye verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi. Arazi toplulaştırma projeleri kapsamında parseller harita üzerinde belirlenmeden önce birçok çalışma yapılmaktadır. Yoncalı Ovası arazi toplulaştırma projesi kapsamında
kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şu şekildedir. Bölgenin arazi toplulaştırma kapsamına alındığı her mahallede ayrı ayrı olmak üzere 15 gün süreyle mahallinde ilan edilerek bölge çiftçilerine duyurulmuş olup, proje hakkında yapılan toplantılarla çiftçiler bilgilendirilmiştir. Bölgenin hali hazır toprak ve sabit tesislerini gösteren haritalar hazırlanmış olup, ayrı ayrı her mahallede 15'er günlük sürelerle ilan edilmiş olup, arazi sahiplerinin talepleri ve önerileri dikkate alınmıştır. Halk Eğitim Müdürlüğü'nde yaşanan hırsızlık olayından 2 gün sonra Malatya Emniyeti hırsızları yakaladı. Malatya Polisi 12 Şubat'ta Halk Eğitim Müdürlüğü'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma sonucu şüphelileri tespit ederek yakaladı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada 12 Şubat'ta Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi Halk Eğitim Müdürlüğü'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Batalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisi şahısların tespit edildiği ve şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda da çok sayıda çalıntı malzemenin ele geçirildiği belirtildi. İsmi açıklanamayan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet bilgisayar monitörü, 5 adet bilgisayar kasası, 5 adet bilgisayar klavyesi, 5 adet mouse, 1 çift hoparlör, 1 adet kamera, 2 adet yazıcı, 1 adet telefon, 1 adet tarayıcı, 2 adet amfi, 1 adet mikroskop, 1 adet faks cihazı ve 2 adet şarj aleti ele geçirildiği belirtildi. Şehirler arası otobüsü durduran polis ekipleri İran uyruklu şahsın üzerinden 3 kilo uyuşturucu maddesi yakaladı. Malatya'da polisi durdurdukları şehirler arası otobüste İran uyruklu bir yolcunun üst aramasında 3 kilo 10 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 12 Şubat'ta Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir otobüs firmasında yolcu olarak bulunan İran uyruklu bir şahsın yapılan üst aramasında 3 ayrı paket halinde daralı 3 kilo 10 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. İsmi açıklanmayan şahsın çıkarıldığı mahkeme tutuklandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 7300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken FETÖ davasından aranan bir kişi de yakalandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 7-13 Şubat tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 7300 paket gümrük kaçağı sigara ve 348 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. FETÖ-PYD'ye terör suçları kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalanmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Toplam 19.844 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 44 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 7.909 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 246 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 127 araç trafikten men edilmiş ve 94 okul servisi ile 11 işçi servisi aracı kontrol edilmiştir. Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nca emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye aralıksız devam edilmektedir denildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Cuma gününe kadar kuvvetli rüzgar olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 17 Şubat 2016 Cuma gününe kadar bölge genelinde etkili olacağı tahmin edilen rüzgarların Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da kuzeybatılı yönlerden, Bingöl ve Tunceli'de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Açıklamada özellikle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi konusuna dikkat çekildi. Gönüllü Kardeşlik Platformu, İsrail'in camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısına ilişkin Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik ırkçı bir girişimdir dedi.
Malatya'da 71 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Gönüllü Kardeşlik Platformu, İsrail Parlamentosu'ndaki Yasama Komisyonu tarafından meclise getirilen ve ezanın gece 23 ile sabah 07 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklayan kanun tasarısının onaylanmasına bir tepki gösterdi. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde yapılan açıklamayı Gönüllü Kardeşlik Platformu adına Adıyamanlılar Dernek Başkanı Melik Demirbay gerçekleştirdi. Demirbay, İsrail Meclisi'nde görüşülüp kanunlaştırılmak üzere gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak bir tasarı hazırlanmıştır. Bugün Malatya'da Gönüllü Kardeşlik Platformu olarak Siyonist İsrail'in bir tasarı halinde meclislerine sunulan ezan yasağını protesto etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemese de Rabbim nurunu tamamlayacaktır. İsrail meclisinde görüşülüp kanunlaştırılmak üzere gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla camilerde hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarının yürürlüğe girmesi bugün veya yarın şu an komisyonlarında görüşülmektedir ve oylanması beklenmektedir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmiştir. Ezanın yasaklanması Müslümanların dini duygularını provoke etmenin yanı sıra ibadetlere ve dini sembollere yönelik kabul edilemez bir müdahaledir dedi. Bütün dinlerin özellikle de Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik ırkçı bir girişimdir. Ezanın yasaklanması Müslümanların dini duygularını provoke etmenin yanı sıra ibadetlere ve dini sembollere yönelik kabul edilemez bir müdahaledir. Bu karar hoşgörü ve dinlerin şehri Kudüs'te ezan sesleri ve kilise çanları arasında yüzyıllardır yaşayan Filistinlilerin örfünü ve haklarını çiğneyen, dünyadaki Müslümanların duygularını inciten ve ibadet özgürlüğünün apaçık bir ihlalidir. Bu ihlal ve saldırıları asla kabul etmiyoruz. İsrail'in faşist ve diktatör yönetimini Müslümanlara karşı almış olduğu bu yersiz tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz. Anadolu topraklarında 18 yıl ezanı susturanların 15 Temmuz'da da Sela ve ezan okuyan müezzinlerimize saldıranların fikir babaları Siyonistlerdir. Siyonistleri de telin ediyoruz. Ezan Müslümanların ve İslam'ın şiarlarındandır. Kimsenin bu ezanları susturmaya gücü yetmeyecektir. Başkanım bir de böyle baksanız. Musk yaptığı açıklamayla son 2 yılda 211 litre kayıp kaçak suyu sisteme tekrardan kazandırdıklarını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suların tespit çalışmalarına devam ettiğini belirterek, 2015 ve 2016 yılında yapılan taramalar sonucunda şebeke kaybından kaynaklanan 211 litre suyu sisteme yeniden kazandırdıklarını açıkladı. Konuyla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Maski Genel Müdürü Doktor Özgür Özdemir, su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi pek çok nedenden dolayı ortaya çıkan su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla fiziki kayıp kaçak ekiplerimiz 7/24 arama tarama ve dinleme faaliyetlerine devam ediyorlar. Çalışmalar kapsamında son 2 yılda 962 sokakta arama tarama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan taramalar sonucunda 558 adet arıza tespiti yapıldı. Bu arızalara müdahalenin ardından saniyede 211 litre bölü saniye su sisteme kazandırılmış oldu. Fiziki kayıp kaçak ekibimiz son teknolojik cihazlarla Malatya'nın tüm sokaklarında tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti nedeniyle Yeni Malatya Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının tarihi değişti. Ev
Evkur Yeni Malatya Spor'un Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının tarih ve saati federasyon tarafından değiştirildi. Daha önce pazar 13'te oynanacağı açıklanan karşılaşmanın aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ile yapacağı ziyaret ve mitingden dolayı güvenlik gerekçesiyle bir sonraki güne alındığı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın pazartesi günü saat 18.30'da oynanacağını açıkladı. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.